kimse duymasın senin de onu sevdiğini. Söyle kalbim, utanma zamanı değil şimdi. Dünya onların ellerinden hayat suyu içti. Osmanlı'yı güzeller güzeli sevdi. O yüzden sen şimdi niyetin insanı nasıl abad ettiğini söyle. O günlerin üzerinden 600 küsur yıl geçti. O zaman temiz nefesli insanlarla dünya abattı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Yıldırım Bayezid Osmanlı Devleti'nin başında. Bakın, Emir Sultan da yanında. Şimdi tebdili kıyafet etmelerinin hikmeti. Yapımı sürmekte olan Ulu Cami. Her yanda eserler imar ediliyor. Şehirler medineleşiyor. İki sultan, halktan birileri gibi Ulu Cami'nin önünde beliriyor. Yaşlı bir nine Ulu Cami'ye geliyor. Çalışanlar, "Padişahımızın kesin emri var. Kimseden bir şey almayız," diyor. Bilmiyor ki nine ne kadar da çok üzülüyor. Çalışanlar nineye kıyamıyor. Yıldırım üzgün. Çünkü emri yere düşüyor. Emir Sultan Yıldırım'ın koluna giriyor. "Somun!" diye bir ses duyuluyor. Emir Sultan neden somun satan birine edep tutuyor? Halk Hamidi Veli Hazretlerini Somuncu Baba diye biliyor. Somuncu Baba somunlarını Ulu Cami'nde çalışanlara getiriyor. Bir ekmek nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Gözler görmesi gerekeni görüyor. Emir Sultan edebini koruyor. Yıldırım artık gidelim diyor. Akşama kalmadan saraya dönülüyor. Yere düşen emri içine dert oluyor. Rahlenin önünde derman arıyor. Rüya ile uyanıklık arasında halis niyetle dağıtılan bir bardak ayranın ne kadar kıymetli olduğu gösteriliyor. Nineyi bulup duasını istedi. Yıldırım dosta sıkıntı vermezdi. İmar tamamlanıp halka haber veriliyor. Ulu Cami 1402 yılında bir cuma günü açılıyor. Yıldırım buyur ediliyor. O ise alimler buyursun diyor. Halis niyetle verilen bir bardak ayran Ulu Cami'nin kıymetini gösteriyor. Bir niyet İnsanı nasıl da abad ediyor. Emir Sultan, Somuncu Baba'yı işaret ediyor. "O sultanlar sultanıdır," diyor. Hutbeye herkesin Somuncu Baba diye bildiği Hamidi Veli Hazretleri çıkıyor. Fatiha suresinin 7 çeşit tefsirini yapıyor. Sıcacık kalplere gözler tercüman oluyor. Ağla! Allah aşkına ağla. Utana sıkıla hutbeden inen, caminin üç kapısının üçünden de aynı anda çıkmasını bilen, ümmetin derdiyle dertlenen sultan, şöhret afettir hadisine uyup, yıldırımın gözünde yaş olup, emir sultanı aşkıyla kavurup, sırlara karışan sultan. Allah Teala'nın dinini yaymayı, kendine gaye edinmişti. Bu dünyadan Hüdavendigâr oğlu Yıldırım geçti. Güzel günler sayılı olsa da hatırı bu günleri bile sarıyor. Biz şimdi onları anlatmaya cüret ediyorsak onların duasını taşıdığımızdandır. Daha doğmadan
nice sultanın duasını aldığımızdandır.